Ekranları başındaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Bunu ilk defa yapıyorum. Bunu daha önce yapmamıştım. Çok yapınca anlamsız geldi. Çok, çünkü sunum yaparken insan coşkudan şuurunu yitiriyor sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Ne bu yani? Tam anlamıyorum. Evet sevgili misafirler. 26 Mart'ta vizyona giren Çok Film Hareketler Bunlar adlı Beykan Mutfağı'nın ilk filmine şu ana kadar 1 milyon seyirci gelmiş durumda. 1 milyona yaklaşık seyirci gelmiş durumda. Bu ilk filmimize gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Beğenen, beğenmeyen, eleştiriler hepsini duyuyoruz. Ancak bu mutfağın ilk filmidir. Bu eleştiriler doğrultusunda çok daha iyilerini önümüzdeki yıllarda mutfak ekibi yapacaktır efendim. Bu güveniniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten, gerçekten. Vallahi. Sağ olun. Tabii işte bu hani filmdir, süreçtir derken böyle bir nazar değdi yine bana. Dizimi incittim. Dizimde bir problem var. Eyvallah, sağ olun, sağ olun. Ya burada toplu oluyor, çok güzel hemen. Dizimi incittim, bravo be yapan var. Gerçekten çok anlamlı olmadı. Bravo, ne güzel incitmiş, çok yakıştı. O yüzden bugün hani dans ederken böyle şey yapıyor, onlar biraz da hafif olacak. Sonra ben size ayrı, iyileşince oynarım. Evinize gelir, oynarım. Karşınızda Yılmaz Erdoğan! Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şeyi merak ediyorum. Böyle eğildiğimde kelim görünüyor mu? He? Şu kadar. Burada da mı görünüyor? Ben öndeki keli demiyorum, arka gidiyorum. Hocam ya, oraya kadar gözükmüyor. He, gözükmüyor. Ama ben hep görüyorum hocam. Buradan net gözüküyor. Ben gerçekten çok üzgünüm çünkü Eser'in dudaklarını incittiğini yeni öğrendim. Ya, yok yok. Dudak değil hocam. Bu elim kaza beni gerçekten çok düşündürdü. Biz ne yapacağız diye düşünüyorum. Bir de her hafta annemden kıyafetimle ilgili fırça yiyorum. O yeleği giyme, o hırkayı giyme şeklinde. Şimdi de aslında gene riskli bir tişörtün içindeyim. Ve şu anda nefes almadığım için hafif bir içim geçti. Yavaş yavaş nefessiz kalıyorum. Çünkü bir bırakırsam ben kaplanmış bir sosise döneceğim. Program sırasında bir sosisleşme olursa lütfen kibar bir şekilde kırıcı olmadan ikaz edin. Annemden de özür diliyorum. Hazır babam da buradaymış meğerse. Baba işte sen durumu görüyorsun. Hoş geldiniz. Evet evet, babam burada. Nazım Erdoğan. Doğru göster. İstediniz yani. Evet evet. Ustam burada, ona göre oynayın. Ben hocam, bizim de ustamız ha? Hocam. Bizim de ustamız hocam, anlattıklarınızı. Tabii benim olduğuna göre seni de. Benim şemiş şişirtme benim. Çok tamam, ben nefes kaldım. Çabuk başlayalım mı? Başlayalım hocam. Eser'cim. Film için ayrıca ben de çok teşekkür ederim. Çocuklar adına. 1 milyon, vay be. Çok güzel hareketler başlasın mı? Böyle şeylerde bir daha duymuyorum falan denir. İyi duyamıyorum, başlasın mı? Deminkini de duymuştum. Başlıyor, başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Bu arada hocam, Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet teyzeciğim de burada. Hoş geldiniz Kıymet teyze. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Oğuzhancıları göreyim bakayım. Hoş gelmişsiniz. Ayrıca havlu için de çok teşekkürler. Tamam, tamam. Oğuzhan, ne? Ha, ya okul isimleri çocuklar, onu söyleyeyim de dur. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yasaklandı. Vallahi. Söylememiz yasak. Çünkü özel, çoğu özel okul olduğu için.
Bir dakika, bir dakika. Tamam, tamam. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Mutlaka devlet okulları da vardır. O da bizim adaletimize sığmıyor. Şimdi o... Evime misafir gelenlerin bazılarını söyleyip bazılarını söylemek de bize yakışmadığı için şey yapamıyoruz. Bir kere herkes kendi okulun adını söylesin. 10 saniye kadar size süre vereceğim. Söyleyin. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Başlıyor. Başladı hocam. Zaten söyleyeyim. Ben sunumdayım şu an hocam. Tamam. Tamam. He. Kalabalıklarmış. Tamam. Evet, şimdi ilk skeçimiz Metin Yıldız'ın skeci olacak. Polis haftası ile ilgili bir skeç hazırlamıştı Metin. Geçenlerde biliyorsunuz polis haftasıydı. Baba adlı skeci geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Kaç? Ata. Altı mı? Daha ata. Daha altı beş. Ata. Üç. Baba. Altı. Baba. Düşeş. Düşeş mi hatta? Anne. Baba nerede baba? Baba. Ha? Baba. Nerede baba? Nereye gitti baba? Baba nerede baba? Baba. Baba. Ama beyefendi baba. Çocuğunuza sahip çıkın böyle bırakıyorsunuz parkta. Baba. Allah baba. Allah. Merhaba. Merhaba. 92D buradan geçiyor mu? Burası durak değil ki. Hayır, geçiyorsa şikayet edeceğim. Geçmemesi lazım. Burası durak değil, park. Parktan otobüs mü geçer? Baba. Müjde, baba dedi. Çocuk sizin mi? Anne. Yok, hayır, sizin galiba. Hayır. Sizin değil mi çocuk? Hayır. Ben ilk kez görüyorum, bilmiyorum. Baba. Sizin galiba. Hayır efendim, benim değil çocuk. Anne. İşte. Buyurun, size anne diyor çocuk. Çocuk sizin, lütfen. Beyefendi lütfen, az önce de size baba dedi. Hayır ama size anne dediğini duydum ben. Galiba sizin çocuk. Ben de size baba dediğini duydum. Çocuk benim değil hanımefendi. Gördünüz, ben yeni geldim buraya. Bir dakika beyefendi. Size anne, bana anne size baba diyorsa bu durumda çocuk bizim mi? Çocuk. Olabilir, vallahi bilmiyorum. Daha önce karşılaştık mı? Karşılaşmışken şey yaptık mı bilmiyorum. Beyefendi, lütfen uzatmayın. Ben sizi tanımıyorum. Ben de sizi tanımıyorum hanımefendi. Anne. Anne diyor. Ya siz, anladım. Hiç utanma sıkılma yok mu sizde ya? Ya utanmıyor musunuz? Çocuğu parka bırakıp kaçacaksınız değil mi? Ya insan nasıl bir annesin ya? Bir cami avlusuna bari bıraksaydı. Allah Allah, sen bırak cami avlusuna. Beyefendi geldiğimde buradaydı. Ne bu numara ya? Başka birine kakalamaya çalışıyorsunuz çocuğunuzu. Hanımefendi, tanım... Bir dakika. Hani anne?
Baba. Bakın size baba diyor. Anne. Baba. Anne. İşte size de... Canım gelsene otur bakayım, gel buraya. Beyefendi ben bekarım. Hanımefendi ben de bekarım. Anne, baba, sevişin. Dur sen dur şimdi. Hadi anne göster. Anne. Değilim efendim. Ben senin annen değilim. Baba. Hanımefendi ne yapacağız? Bu çocuk kaybolmuş o zaman. Biz kaçalım. Kaçalım gidelim. Kaçalım bir kaçalım. Sonra başımıza evet, almayalım. Evet biz kaçalım. Hadi bakalım. Hadi canım. Anne baba. Dur. Geziyoruz vallahi. Ha parktayım. Koyalım. Yalnızım. Arabaya koyalım. Baba. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yapıyorsunuz? Biz de işte ne yapalım? Parkta geziyorduk biz de. Nasıl geziyorsunuz canım? Çocuğu resmen arabama koymaya çalışıyordunuz. Hayır, biz oynasınlar birlikte diye kardeş şey yapıyorduk. Ha öyle oynasınlar onunla diye tabii. Kimle oynasınlar? İşte çocuk i̇şte çocukla çocuk, oynasın çocuk, diye. Aa bak bunu da koymuşlar buraya. Hayır onu biz koymadık. Nasıl siz koymadınız canım? Biz koymadık efendim, oradaydı. Nasıl oradaydı? Nereden çıktı bu şimdi o zaman? Efendim geldiğimizde oradaydı. Hanımefendi onun nereden çıktığını biz mi söyleyeceğiz size? Koymadık efendim. Biz. Evet. Ne oluyor? Kim koydu o zaman? Kim koydu? Ne bileyim ben? Yan parktan koymuşlardı. Ha yan parktan koymuşlardı. Olabilir. Ben gidip kimin koyduğunu bulacağım. Şimdi bulacağım kimin koyduğunu. Çekin önden. Alın çocuğunuzu ya. Alın şu çocuğu. Bizim... Biz bunu bırakıp kaçalım. Gel buraya gel. Biz bunu bırakıp kaçalım. Başımıza bela ol. Gel bak otur burada. Oturacağım sen otur. Burada. Otur. Anne baba gelecek. Gelecek tamam şimdi. Annem baban gelecek ha. Şimdi. Otur burada tamam mı? Anne. Bekle. Hadi. Anne. Baba. Anne. Memur bey hoş geldiniz. Buyurun. Memur bey çocuk kayıp. Bu evet, çocuk kayıp. Polis. Nerede buldunuz? Burada bulduk. Burada bulmuşsunuz. Bulmuşsunuz burada işte. Kayıp değil bu çocuk. Ya nasıl ebeveynlersiniz ya? Nasıl ebeveynsiniz siz ya? Hayır memur bey bir yanlışlık var. Şimdi çocuğun annesi olmadığını iddia ediyor değilim ki efendim. Ben de babası değilim. Bu durumda bu çocuk kayıp. Bu çocuk... Nesi oluyorsun sen? Ben efendim hiçbir şeyim. Ben tanımıyorum. Geldiğimde buradaydı kaybolmuş. Tanımadığın çocuğun kaybolduğunu nereden biliyorsun? Efendim kaybolmuş burada annesi. Memur bey çocuğumu kaybetti. Ufak. Küçük tamam, çok ya. Tatlı. Sakin. Ama hanımefendi dikkat etsenize çocuğu parkta bırakıyorsunuz nerede? Ya. Çocuğun nerede? Yavrum. Bismillah. Estağfurullah yok. Allah'ım bu benim değil çocuk mu bu? Benim değil git. İyi bakın anne. Hanımefendi. Bunu... Ay git benim değil bu. Anne. Allah'ım sen neler yaratıyorsun. Git gelme. Gelme benim değil bu. Alın şunu kimin bu? Tamam gel. Çocuğum. Tamam sen anne arama değil. Başına. Anne değil tamam. Evet merkeze gidiyoruz buyurun. Ya memur bey bakın gerçekten alakamız yok. Biz niye merkeze gidiyoruz? Ama işte çocuk. Baba. Anne. Anne. Değilim efendim değilim annesi değilim. Geldiğimde buradaydı. Anne. Allah'ım. Memur bey siz çocuğu bulduğunuza göre artık merkeze falan götürürsünüz. Gerçekten bizim değil çocuk. Baba. Yavrum baba deyip durma. Siz de baba dedi beyefendi bir yere ayrılmıyorsunuz. Buyurun. Babasını bulduğunuza göre ben gideyim o zaman efendim. Size kolay gelsin. İyi günler efendim. Hadi görüşmek üzere. Anne. Hanımefendi buyurun. Vallahi değilim annesi ya. Bu çocuğu nerede buldunuz? Efendim burada bulduk. Burada bebekte mi buldunuz? Yok yalnız bulduk. Mevki olarak bebekte mi buldunuz? Evet bebek parkta bulduk. Bebekte ne yapıyordunuz? Siz efendim görev aşkıyla yanıp tutuyorsunuz. Ben anladım ama biz bebekte 3-5 tur atalım diye öyle geziyorduk. Olmadı bir de sinema filan. Bebekte mi? Gördüğünüz gibi çok unutkanım. Ben hiçbir şey diyemiyorum şu an. Anlıyorum. Artık bu meselenin burada çözüm yolu kalmadı. O zaman merkeze gideceğiz. Buyurun. Ben de geliyor muyum efendim? Tabii ki geliyorsunuz. İfadenizi alacağız hanımefendi. Buyurun merkeze gidiyoruz. Hadi o zaman gel canım. Gel. Merkez de bayağı yakınmış. Demek ki merkezi bir yerse ondan burada pek sıcak oldu. Buyur Isıtma Emre. Isıtma sistemi merkezi. Buyur Emre. Amirim çocuk kaybolmuş. Çok ayıp mı? Ne çok ayıp? Amirim çocuk kaybolmuş ne yapalım? Ailesini bulun. Baş üstüne. Çocuk bu mu? Evet amirim. Bu kaybolmamış ki. Bunu kaybetmek istemişler. Bulduğunuz yere götürün, etrafını çevirin. Bomba ekiplerine haber verin. Orduya da haber verin, Giresun'dan gelsinler. Emredersiniz. Tamam mı? Evet amirim. Bizim nerede buldunuz çocuğu? Nerede buldunuz çocuğu? Bebekte bulmuşlar amirim. Bebek nerede? Mevki bebek. Ha anladım. Adın ne senin yavrum? Baba. Sana baba diyor. Evet. Efendim bu tuttuğuna baba diyor zaten. Üfle.
Üfle üfle. Efendim. Üfle üfle. Hayır, ben çocuğu buldum. Alkolü kullanmadım. Beyefendi üfleyin, işim var. Şaka mı bu ya? Üfle. Üf veriyorum, üf. Üfleyin, üfleyin. İki çizgi, hamilesiniz. Efendim? Pardon, pardon. Bu mümkün değil, ben bekarım. Tamam, üfleyin. Bir daha mı üfleyeyim? Üfleyin, buyurun. Kıl dönmesi var, doktora görün. İhmal etmeyin, o çok biraz acıtır o. Siz üfleyin. Ama beyefendinin çubuğunu üflüyorum. Efendim, devletin çubuğu ne beyefendi çubuğu? Devletin çubuğu, üfleyin buyurun. Buyurun efendim. Çocuk kaldırmışsınız. Hayır efendim, yok öyle bir şey. Yani düşen çocuğu kaldırmışsınız hanımefendi. Her şeyi de yanlış anlıyorum. Üfleyin tekrar. 38 yaşında evde kalmışsınız. Baba. Buyurun işte, size de baba diyor. Zaten ben onun babasıyım. Nasıl? Çocuk sizin mi? Çocuk değil. Polis memuru Ersin. Çocuk şubesinden. Aynı zamanda benim oğlum. Aydan. Aha. Aydan da çocuk şubesinde polis. Aydan'la Ersin evliler. Ama henüz çocuk yapamadılar. Benim bir kaynım var. Bekar. 38 yaşında. Vallahi düşünürüm. Efendim şimdi bu nikah kıyılamaz gibi bir şey oldu burada. Ve ben hiçbir şey anlamadım. Efendim şöyle açıklayayım. Eğitim için çocuk şubesinin duyarlı vatandaşlarla yaptığı bir tatbikattı. Gerçekten sizler de çok duyarlı vatandaşlarsınız. Tebrik ediyorum Metin Bey. Biz o kadar da duyarlı davranmadık ama. Tebrikler. Başarılı bir sınav verdiniz. Çok sağ olun. Metin Bey çok teşekkür ederiz yardımınız için. Çok memnun olduk efendim. Tebrik ederim. Çok teşekkür. Ya gerçekten acayip böyle gerizekalı bir çocuk gibi filan. Değil mi? Lan aynı yaptı valla. Çok güzel. Tebrik ederim gerçekten. Biz o zaman müsaade edelim. Buyurun. Buyurun. Bir şilt filan bize. Arkadaşım sen bana inanmıyorsun ya. Allah Allah. Ses sesini komiser bey. Bu sevimli çocuğu parkta kaybolmuş vaziyette buldum. Çok sevdim. Evlatlık edinmek istiyorum. Ya ben polisim. Allah Allah. Komiserim bir şey söyleyin ya. Deyince polis olursun. Allah Allah. Tatbikat yapıyorduk beyefendi. Tatbikat anlamıyorum. Ben bu çocuğu çok sevdim. Evlatlık ya, edineceğim. Ya komiserim bu tatbikata son verin. Tam skeç gidiyor derken çok güzel hareket diyenler. Vallahi bir ara skeç gidiyor mu diye bir endişeye kapıldım. Özellikle birbirini suçlama kısmında hatta inandırıcılık sorunumuz bile oldu. Bu kadar birbirini suçlarlar mı? Polis karakol geçişi çok iyiydi. Yani karakol geçiş şakasıyla beraber çok iyiydi. Sonra birdenbire çok iyi bir skece dönüştü. Sizin bu şeyiniz yeni eklenmiş galiba. Ama orada mesela senin tipinde şöyle bir soru var. Madem öyle neden çocuk arabasıyla, boş bir çocuk arabasıyla neden geziyor kadının cevabı yok. Olması gerekir. Şimdi öyle değil mi? O kadar şey. İşte o eklediğinizde de cevabı olması gerekir. Çünkü ona zaman olur. Tamam güzel şaka. Onu bir mantığa bağlarsanız güzel. Yoksa olmaz. Gene aldınız reaksiyon da hadi neyse. Sosis durumunu dikkat ediyorsunuz değil mi? Ebeveyn mi diyorsun sen Emre? Ebeveyne düzelttim sonra onu. Ha düzelttin mi? Ama ben, ikinci de oldu. Ben dikkatimi çekmemiş. Bu kadar öğretmen buradayken. Aydan'ın tipi çok iyiydi. Gerçekten çok güzeldi. Çok da güzel reaksiyon aldı. Burada hani Aydan'ı ve Nazmi'yi bir alkış isterim. İkisi de... Biraz alkıştan alacağı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Komiser tipi 10 numaraydı. Yalnız bak o şakayı biraz yedin. Orduya haber verin. Ne söyle bakayım ne lafı? Orduya da haber verin. Giresun'dan da gelsinler. Giresun'dan gelsinler. Ama onu ayırmazsanız olmaz. Orduya haber verin. Giresun'dan da gelsinler. Olursa olur. Yani senin o dönüşüm öyle olur. Girişine. En iyi şaka hangisiydi? Bence iki çizgi. İki çizgi hamilesiniz. Yani aleti öyle kullanma. Çubuk şeyi güzeldi. Bence GH'ye giden skeci karakol kısmı ÇGH yaptı. Çok güzel hareketler de böylece devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar.
çok oynuyormuşum şu an, dikkatimi çekti. Sevgili misafirler, şimdi sırada İbrahim'le Ayça'nın skeci var. Ancak onun öncesinde biliyorsunuz Beykan Mutfağ'ın skeçlerini ve yani interaktif alanda da takip etmeniz için çok güzel hareketler bunlar.com diye bir sitemiz var. Ve buraya programla ilgili eleştirileriniz ve mailleriniz geliyor. Biz bazılarını okuyoruz. En son hocam, siz de bilmiyorsunuz bunu. İbrahim... Niye hepsini okumuyorsunuz? Yok. Niye bazılarını okuyorsunuz? Yetişebildiğimiz kadarını hani öyle ha, diyeyim. Pardon. Çok geliyor hocam çünkü. Ha, pardon. En son mesela bir tanesi gelmiş hocam. Çok sevimli mail. Onu ben böyle okumak istiyorum. Eğer şeyse montajda atarız. ama çok güzel. İbrahim İskeci, o yüzden onunla ilgili olduğu için okuyacağım. Sayın İbrahim Bey diye başlıyor. 22 aylık kızım var. İsmi Duru. Duru size hasta. Televizyonda programımız başlayınca hatun pür dikkat televizyona kilitleniyor. Siz çıkınca da deli gibi seviniyor. İbrahim çıkınca seviniyor. Televizyon ekranı üzerinden sizi cici cici diye seviyor ve öpüyor. Biz buna bir anlam veremedik ve bu rahatsızlığı... Biz de. ve bu rahatsızlığı devam ederse bir çocuk psikiyatrisine başvurmayı düşünüyor. Allah Allah, ciddi mi bu yani? Bir kere de televizyonda gördükten sonra, sizi sevdikten sonra öptü ve elindeki biberondan size su içirmeye çalıştı. Demek ki o da bakımsız olduğunu tespit etti. İzmir'de koyu bir hayranınız var. Ayrıca bir su verenin bile yok demeyin sakın. Hayatımıza kattığınız değerli için hepinize sonsuz teşekkür ederiz. Hepinize yolu açık olsun. Ya hemen şey söyleyeyim. İsmi var mı? Seçkin Yurt burada yok. Seçkin Yurt. Bey mi hanım, ikisi de olabilir. Bey. Seçkin Bey. Beraber atmışlar. Hiç öyle psikiyatra falanlık bir durum yok. İzmir'e turneye geldiğimizde tiyatroya getirin. Evet. Sevsin, beslesin. Belki İbrahim'i tanıyınca belki ikisini de kaybeder. Tabii yakından. Tabii tiyatroya götürün, psikoloğa götürmeyin. Evet, şimdi İbrahim'le Ayça'nın skeci geliyor sevgili misafirler. Evlilik arifesinde olan bir çiftin hikayesini izleyeceksiniz. Evlilik arifesi skecinin adı, tesadüfe bakın. Demin sen bir pankart kaldırdın. Şahin küpelerini bana versin mi diyorsun? Şu an ters sözü. Tamam. Şahin küpeleri bana versin lütfen. Tamam. Ben söylüyorum kendisine şimdi. Kulağıyla beraber mi? Ne demek o? Kulağ... ne? Teki de yeter. Kulakların. Evet, tamam. Evlilik... Görüşürüm. Söz veremem de. Evlilik arifesi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Affetmem biliyorsun. Deli ya. Hayatım... Ayakkabılarımı? Yani ahıra girmiyorsun lütfen. Ben istersen... Sileyim. Allah Allah, titizleyip kadın olmuş, çamaşır suyu kokmuş. Soğan kokmuş ya. Ya sen benimle ne uğraşıyorsun ya? Anlat bakayım, nasıl geçti yolculuğun? Ay, yolculuk çok bayıktı ya. Yanımda bir tane yaşlı amca oturuyordu, ben de ona asıldım. Manyaksın sen, yüz verdi mi adam? Tabii canım, adama kan geldi. Fabrika ayarlarına geri döndüm aşağıda. Ya sen adamın el alemini, adamın ayarlarını neden bozuyorsun ya? Ben tekrar geri döndürdüm onu, titreşimi aldım tekrar. Yemin ediyorum çatlaksın sen, yemin ediyorum çatlaksın. Ya bir hafta kaldı biliyorsun değil mi benim evliliğime? Anca gelebildi, tebrik ediyorum artık. İnanamıyorum sana nasıl evlendi. Hiç onaylamıyorum ama al, tatlını getirdim sana. Aa, ne zahmet ettin canım ya? Saçma ama ne zahmet hayatım. Aslında evet, zahmet etmemişsin. Aşağıdaki pastaneden almışsın. Ya ben eli boş gelmeyeyim diye aşağıda pastaneyi görünce aldım. Bayağı da meşhur bir yermiş zaten. Evet, çok meşhurdur. Sahibi geçen ay arenaya çıktı. Muska bunun içinde böcekler girmiş imalathanesine. Onu anlattı, evet. İnanmıyorum ya. Ya böyle hamam böcekleri içeride geziniyor. Bir de adam nasıl becerdiyse kafalarına birer tane bone takmış. Bir de utanmadan steril ortam en azından diyor adam. Ay hayatım, önemli değil, boş ver. Nereden bilecektin? Atarız hayatım, hiç önemli değil. Ama adam bana onlardan ikram etti, ben yedim. Olsun, seni de atarız hayatım. Aman boş ver, üzme. Gel sana evimi gezdireceğim, gel bakayım. Burası bizim yatak odamız. Burada yatıyoruz. Burası yemek odamız.
güzel değil mi? Evet. Burada yiyoruz. Evet. Burası oturma odamız. Burada oturuyoruz. Burası tuvalet. Burada orada da hepimizin yaptığı şey yapıyoruz. Evet. Lütfen kendi evimmiş gibi davran. Rahat ol. Lütfen geç şöyle canım için. Geçim hayatım. Yalnız oraya değil. Orası Ahmet'in yeri. Ahmet'in yeri mi? Hı-hı. Ne bu ocakbaşı ismi gibi? Burası iyi mi hayatım? Olur, bugünlük orası olur. Anlat bakayım, hadi İngiltere'den geldin, daha müstakbel kocamla bile tanışmadın. Ahmet, hayatım bak sana bahsettiğim arkadaşım Hande geldi. Geldim hayatım, gel geldim. Aşkım. Aa! Ahmet! Oh my God! Oh my God! Oh my God! İnanamıyorum şu anda. Tanışıyor musunuz siz? Tanışıyoruz vallahi, ne kadar değişmişsin, yolda görsem hatırlamam. Ay saçmalama hayatım, hiç değişmedim. Yüzüm falan aynı yani. Yüzün değişmemiş de basenler maşallah hala yerinde. Bir şey soracağım size. Nereden tanışıyorsunuz hayatım? Biz İngiltere'de beraber okuduk Hande ile. Ya aslında hani tanışmaktan öte biz Ahmet'le bayağı bir kaynaşıyorduk zamanında. Yani sevgili babından mı kaynaşma? Onu barda gördüğüm akşamı unutamıyorum. Dedim ki yumurta gibi oğlan. Sonrasında iki gece sonrasında da sarısına bandım, beni biliyorsun. Affetmiyorum. Sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyi hayatım, işte İngiltere'de okul bittikten sonra orada biliyorsun kalmaya devam ettim falan. Kalmaya devam ettim, iş güç orada başladım. İşte sizin düğün için geldim ben de zaten. Aha. Ama sen de vallahi hala taş fırın ekmeği gibisin ha. Sen de maşallah hala kaymak gibisin Hande'cim. Evet. Şimdi o kaymağı ekmeğe sürmenin alemi yok, değil mi? Ben de değişmemişim değil mi Hande'cim? Ay yok, sen bayağı değişmişsin ya. Ay yok, bir aynıyım. Ay yok yok, değişmişsin, böyle şey gibi olmuşsun. Nasıl? Nasıl derler? Beautiful? Yok yok, o değil. Sexy. Taş, stone. Yok, o da değil ya. Don't believe. Don't believe. İngilizce'de aynı manaya mı geliyor Türkçedekiyle? Yok, Türkçe söyledim ben. Anlıyorum. Sen de oralarda çok şey olmuşsun. Trakya'da nasıl derler? Gapçık ağızlı. Gapçık ağızlı ben bilmiyorum. Gapçık ağızlı derken dolgun dudaklı manasında söyledin değil mi Ayça'cığım? Ha, thank you. Anladın bakalım nasıl gidiyor evlilik hazırlıkları? Süper. Yeah, süper. Ya ben bir şey dayanamayacağım, soracağım ama siz ne kadar süre kaynaşık durmuştunuz? Bir sene falan. Canım öyle çok da kaynaşmak değil, arada yastık vardı ama değil mi? Arada yastık vardı tabii. Vallahi biz 4 ayda nikah masasına oturma kararı aldık. Niye bu acele? Canım ne acelesi, bulmuşum evlenecek kadını, neyini bekleyeyim, ne bekleyeyim, ne bekleyeyim Hande'ciğim? Ay valla bravo size çocuklar, yani size imreniyorum desem yalan olacak çünkü ben evlilik insanı değilim. Yani öyle kına falan bayıyor beni ya. Ben hem annemi, hem babamı, hem köyümü falan oldum olası özlemem. Ne oldu hayatım, niye güldün? Yok bir şey yok ya, yok. Abi bir şey güldün sen, söyle. Şimdi Hande'ciğim sen zaten istesen de evlenemezsin ki. Evet, o biraz zor yani. Nedenmiş o? Çünkü sen her önüne gelenle aşla pişne yapıyorsun. Sonra onları gece dışarı çıkarıp onlarla vodka pişne yapıyorsun. Yani Hande'ciğim kabul etsen erkekler için biraz kolay lokmasın. Kolay lokmayım. Peki sen ne oluyorsun? Ben helal lokmayım. Ben bir tek helalim yutar beni, gerisinin boğazında kalırım valla. İşte bu yüzden seninle evlenmek istiyorum. Aşkım! Çok hoşsunuz ama isteseydim ben seni nikah masasına oturturdum hayatım. Ya Hande, ben seninle asla evlenmezdim. Asla evlenmezdim. Pardon, asla evlenmezdim. Nereden geliyor acaba? Çünkü sen evlenecek değil, eğlenecek kadınsın Hande. Yani... Pardon, ben İngiltere'de yaşadığım için tam olarak anlayamıyorum galiba. Eğlenilecek kadın nasıl bir şey oluyor? Eğlenilecek kadın şöyle oluyor. Mesela Fatih Erkoç kadar iyi müzisyen değilsin ama Fatih Yürek gibi sahnen iyi. Eğlendiriyorsun yani. Güzelmiş. Ayrıca yani evlilik müessesesi ciddi bir müessesedir. Sen o müessesede kapıcı bile olamazsın anneciğim. Çok özür dilerim. Ben de eklemek istiyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir kere yemek yapmayı bilmezsin, oturmasını, kalkmasını bilmezsin. Her gece o barda, bu barda dolaşıyorsun Hande. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle.
Sen de bunları yapıyorsun. Canım senle ben bir miyim Hande'ciğim? Şimdi senin giydiğin eteği ben giysem kim bakar bana Allah aşkına? Ya saçmalama ya. Hande'ciğim gerçekten doğru söylüyor. Evlilik çok ciddi bir müessese ve bu müessesede veresiye yoktur. Yoktur tabii. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Bir de benim arkadaşım olacaksın. Hayatım dost acı söyler. Kusura bakma da sen bunun karısı değil yancısı olmuşsun Sümsük. Ayrıca sen... Asıl sen evlenecek adam değilsin. İlişkimizin 5. ayında beni aldattı. Ondan sonra tekrar aldattı. Ondan sonra başka bir kadına tekrar aldattı. 3 tane kadın İstanbul'u, bu da Trabzonlu, 4 büyükleri kurmuştu. Ondan sonra bir tane de Bursalı buldu bu. Bana demez mi Anadolu'dan da bir tane şampiyon çıkmasın mı diye? Ahmet. Bununla bitmedi hayatım. Bir de bunun çocuğu çıkmasın mı? Çıkmasın. Ne olur çıkmasın artık lütfen. Çıktı. Adı da Jack Sawyer Said. Lost'u doldurmuş içine. Ahmet ne diyor ya? Lost Lost diye nice nice. Ya bir de şarkı söylüyorsun ya. Ya yazıklar olsun. Anne gelme söylenemeyeceğim ya. Allah belanı versin senin. Bir de evleniyordum sen. Ya git gerçekten gitsen iyi olacak senin için. Ya ne yapıyorsun? Piç ettin kızı gitti ya. Ne yapıyorsun ya? Evlenecektim ben ondan. Ya senin gibi pislikle mi evlenseydi be? Ya bırak ya. Bırak bu ayakları. Ben bilmiyor muyum senin evlenmek istemediğini? Vallahi onu iyi dedin. Hiç evlenesim yoktu benim ha. Vallahi hiç evlenesim yoktu. Burama kadar geldi. Kastı be. Ya bir şey soracağım sana. Ben hakikaten evlenilecek kadın değil miyim ya? Yok. Sen evlenilecek kadınsın canım. Sen evlenilmez. Oğlum içimi rahatlattın. Yemin ediyorum evlenmek istemiyorum. Korkuyorum. Ben de istemiyorum. Ya Allah aşkına müzik falan bir şey yok mu? Eğlenelim ne olursun. Eğlenelim mi? Eğlenelim, eski günlerdeki gibi. Hadi. Yardıralım mı? Ne diyorsun? Hadi yardıralım. Çok sıkıldım ya. Çok güzel hareket diyenler. Zili çal diyenler. Eğer bunu güzel bir montajla burada söyledikleri ve sizin kıkır kıkır güldüğünüz bazı şeyleri çıkarmadığımız için habire uyarı alıyoruz. Onun için uyarılar konusunda biraz... Montaj için söylüyorum, özen gösterelim. Gerçekten güzel bir şey değil. Yani şeyi söyleyeyim. Bir ara sanki başlamış ve yıllarca oynayacak bir sitcom'u ilk bölümünü seyreder bir edada seyrettim. O yüzden bir alkış istiyorum. Çok başarılı bir test. Çok başarılı bir uygulamaydı. Hani üçünüzün de oynadığı şey gerçekten yıllardır bu rolü oynuyorum moşunuzcasına. Aa onu bir de bize sorun. Bir saatte çalışıyorsun. Evet evet. Seni demiyorum zaten ikisini diyorum. Şahin'i magazin basınından tanıyorsunuz. Ulan sensiz eve kelebek girmez oldu. Ne oldu sen ya? Hıyarlı Baba magazin eki verecekler ne demesin. Meşhurdur arenaya çıktı. Çok iyi şakaydı. Titreşimi aldım. Çirkindi ama komikti. Ahmet'in yeri çok iyi bir şakaydı. Yani bu şeyde diyaloglar çok çok iyiydi. Çok iyi çalışıyordu. Diyalog şakası açısından yer yer ders niteliğindeydi. Aferin. İbo. İbrahim'i alkışlıyoruz. Ve Ayça'yı. Evet evet Ayça ve İbrahim'i alkışlıyoruz. Ama dediğim gibi bazen mesela gerçekten çok kaliteli bir şakanın üstüne o kadar kaliteli olmayan bir doğaçlama durup dururken tartışmalı hale getiriyor. Çok güzel bir seviyede giderken. Tabii format yani bu oynama şekli gereği biraz öyle ama onları iyi ayıklamamız lazım. Şimdi montajda atacağımız için söyleyemiyorum hangi şaka olduğunu. Yayında seyreden kişi ne yapacak? Ah hangi şakadan bahsediyorum ki diyecek. Ben evet onu atıyoruz. Sonra benim şeyim bu kadardı. Peki kargaşa olmadan bir önerme rica edebilir miyim? Belki bilirlerse tişört kazanılabilir. Sadece bir kere konser verir miyim? Canım.
Şahin'le bir kere konuşabilir miyim mi? Konuş bakayım. Hiç mikrofona ihtiyacı yok onun. Konuş. Ya konuş. Şahin'i çok seviyorum. Bunu söyleyeceğim sadece. Şahin çok yoğun. Başka bir konuya geçelim. Çok güzel hareketler devam ediyor madem öyle. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda, duyda. Başlıyor şimdi mutfakta. Son zamanlarda okuduğum bir habere göre kadınlar hayatının 3 yılını alışverişte geçiriyorlarmış. Gerçekten. Böyle değil mi? Böylesi. Ve biz de tabii hani kadınlar erkek arkadaşlarıyla, eşleriyle gittiği için biz de hemen hemen bir yılımızı mecburen, 1,5 yılımızı alışverişte geçiriyoruz. Onların hikayesini yazdı. Aydan Taş yazdı efendim. Hangisini alayım geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Aydan, abim kız arkadaşımı arıyorum, gördünüz mü ya? Görmedim kardeşim, görmedim. Abi bu ne gürültü, disko gibi alışveriş merkezi değil mi burası? Nasıl mağaza bu ya? Abi zamanla alışıyor kulakların, zaman alışıyor. Sen yeni mi düştün? Allah kurtarsın. Duymuyorum, ne? Yeni mi düştün diyorum, Allah kurtarsın. Yeni düştüm. Sevgilinle geldiğin ilk alışveriş mi? İlk de siz ne yapıyorsunuz böyle burada volta atıyorsunuz hapis gibi ya? Ben 7 gündür buradayım kardeşim, 7 gündür. Buradayım. Ben de 5 gündür buradayım, her güne ayrı çentik atıyorum. Nereye çentik atıyorsun ya? Orayı göstermezsem daha iyi kanka ya. Abicim bu ne bu? Sanki müebbet hapis yemişiz gibi muamele. Ne yapıyoruz burada? Bu ne ya? Abicim indirim gününde sevgilini getirdiysen bizimle bekleyeceksin. Kaç günse, kaç saatte bekleyeceğim. Allah Allah. Aşkım neredesin? Ben de seni arıyordum. Neredesin ya? Neredesin bir tanem bak, ya? Bak karar veremedim. Bu kırmızı olanı mı alayım yoksa şu mavi deri olanı mı? Ah vallahi kırmızı hap mı mavi hap mı? Matrix'e bak sen ya. Hayatım niye bunu bana soruyorsun şu an ya? Aşkım bilemedim. Kararsız kaldım. Kırmızı mı mavi? Bence kırmızısını al abla. Kırmızısını gerçekten al. Mi? Yakışır mı kırmızı sizce bana? Mavi deri daha güzel durur. Ya bu deri beni kilolu göstermez mi size? Şimdi sen onu nerede giyeceğine bağlı. Ben evet. Onu şey yapamam yani. Ya onu da söylemeyeyim şimdi canım. Lan manyak mısınız oğlum siz? Ne oluyor sen de tezgaha atmışsın onu mu giyeyim bunu mu giyeyim herkese gösteriyorsun kardeşim, ya? Kardeşim ben 7 gündür buradayım, kıdemliyim anlıyorum o yüzden söylüyorum ya. Lan ne kıdemi, askerlik mi yapıyoruz burada, manyak mısın? Sen ne sevgilimin donunda? Tamam tamam sakin olun, bakın şöyle yapalım. Ben bunları gideyim kabinde deneyeyim. Sonra siz üzerimde ya, görün kararlarım. Çok güzel, tamam. Çok güzel fikir. Tamam. Üzerimde mi gör? Bakalım öyle ya, karar. Ya hasta mısın sen? Saçma. Tamam al ikisini de al ya. İkisini? Evet. Üzerimde bakacak mısın? Bir deneyeyim üzerimde. Ya gör. Ya gere... Ya tamam dene, tamam, hadi git lanet olsun ya. Abicim bence ikisini de aldırma. Nasıl olsa finalde çıkacağı için hiç problem değil yani. Aldırma ikisini de. Oğlum... Lan sen ne geniş bir adamsın lan, manyak mısın sen? Sana ne sevgilimin donundan, ne biçim kurçusun sen böyle ya? Abicim ben bir haftadır buradayım diyorum, kafa gitti benim. Mezhep genişledi, gemi oldu benim mezhep. Sen rahat ol, benim kafa gitti. Senin kız arkadaşın nerede abicim? Ne bileyim, çırılçıplak yardırıyordur o kabin, bu kabin yardırıyordur, bilmiyorum. Allah Allah. Bilmiyorum, ben müziğin akışına kaptırdım kendimi. Sen ne yapıyorsun burada? Aşkı seni çağırdı. He? Oğuzhan, aşkım gel baksana bir üstüme. Neredesin? Aşkım sesime gel. Ses ver, duymuyorum ki seni. Do veriyorum aşkım, do. Ay vermez olaydın do'yu be. Ne, ne yaptın burada? Beyefendi işte kapı çalma böyle kim kim o deme falan alışkanlığı yok mu? Ayıp değil mi? Abicim tamam hani benim yaptığım yanlış bir şey de bu da çok doğru değil. Bunu savunma bana ya. Bu ne? Ne var kardeşim? Kız arkadaşım hediye alıyorum. Bedenimiz aynı. Allah'ım ya. Bedeniniz mi aynı? Evet. Sen nasıl bir azmanla birliktesin lan? Böyle kız mı olur? Ya kardeşim ben iri kızlardan hoşlanıyorum. Ya bunun kopçası sıktı, 100 numara var mı? Bu ne manyaklık, millet kafayı yemiş lan bundan. Aşkım sesleniyorum, bakmıyorsun. Ne? Bak bunları buldum. Şu kırmızı olan mı yoksa bu mu? Ya hayatım al beni gidelim. Tamam kırmızıyı alıyorum. Kırmızıyı alsın çünkü bacaklarını ince gösterir abi. Yok kırmızı. Yok bu desenli daha güzel, böyle hani aslan gibi kükrer böyle. Kükreyeceğim ben sana şimdi, aslan gibi diyor bir de. Kırmızı mı? Tamam bunu alalım, allı pullu işte istediğin gibi. Tamam karar verdik, kırmızı. Farklı! Ne oluyor oğlum lan?
Abi diyorum sana, bizim kafa gitti artık. Biz başka yapamıyoruz. Tamam. Kırmızı. Fark var. Yapma. Allah Allah. Tamam, kırmızıyı alıyorum o zaman. Kırmızı. Tamam, kırmızı ama yalnız bacakların çarpık çırpıksa alma ablacığım. Yani. Ya çarpık değil ama bir göstereyim size. Göster. Soyun lan, sen de soyun. Siz de soyunun lan, soyunun. Hep birlikte böyle burada dans edin. Bu ne be? Bana uyar buyur, abi, bana uyar. Ben tamam, soyunurum. Lan nasıl bir sapık hale geldiniz siz ya? Abi niye sinirleniyorsun? Suratın kıpkırmızı oldu ya. Kırmızı! Fark var! Yapma diyorum sana, yapma. Ya abicim çekilin gidin ya. Efendim aşkım. Tamam, benim alışverişim bitti. Aşkım, az bir şey almışsın. Yarın da ayakkabı almaya çıkıyorsun. Öyle hayatım. Mi? Tamam aşkım. Hamdi, sen bunu mu bekliyorsun oğlum 5 gündür? Evet. Oğlum yürüyün gidin, böyle çift ne olur lan? Ne dengesi bir çiftsin siz? Niye kan? Tamam hadi git Hacı abi, tamam ya. Kırmızı! Fark var! Ne yapıyorsun sen ya? Hadi aşkım gidelim. Allah Allah. Sevgilim. Hayatım burada ya. Bana göre bir şey yok, gidelim. Tamam bir tanem, gidelim. Gidelim hayatım, gel. Bulamadınız mı bir şeyi? Bulamamış. Canım. Ne yazık. Allah kurtarsın kardeşim ya, seni. Çıkınca sonra, eş bulurum sana bak. Sonra yaşlı, ben sana söyleyeyim. Yaşlı mı? Senin dışını gör. İçi çikolata nugalete kaplı. Sen rahat ol kardeşim. Ben nugalete kaplıyı. Aydan, nereye kayboldun yine ya? Aydan! Merhaba. Merhaba. Siz bir şey almıyor musunuz? Yok, ben alışverişi sevmem. Arkadaşımı bekliyorum ya. Kadın değilsiniz o zaman siz. Kadın... En azından adınız Cabbar, Haydar bir şeydir yani. Bu kadar kadın olamazsınız yani. Adım Deniz. Aa, ben de Deniz. Aa, çok memnun oldum. Adaş çıktık vallahi. Bu kim aşkım? Deniz Hanım'la şimdi tanıştık işte, seni bekliyorken muhabbet ediyoruz. Oh ne güzel. Ben içeride alışveriş yapayım, sen burada fingirdeş. Ne hala? Ne fingirdemesi be? Diye motora bağlama. Motora bağlama, bir şey yok. Tanıştık işte, muhabbet ediyoruz. Ya bırak, beni mi kandırıyorsun? Gördüm işte, elini tutmuşsun, öpüyordun. Lan ne öpüyorsun? Tokalaşıyorduk. Manyak mısın sen ya? Ya bırak, ne biçim adamsın sen ya? Ya sabahtan beri peşinde koşuyorum. Hiç mi güvenin yok senin bana? Hasta mısın sen? Güvenmiyorum sana. Karar ver. Bu mu? Bu lan. Bu. Allah Allah, manyağa bak ya. Hayatımdan kardeşim. Allah'ım şu an moralim o kadar bozuldu ki kendime alışverişe vermeliyim. Aman çok bahane arıyordun zaten. Gez dolaş. Ona bunu göster. Burcu neler aldın neler. Sığmadı bavul verdiler sağ olsun. Sen ne yaptın? Ne yapayım, ben karar veremedim ya. Bunu alayım mı almayayım mı? Ha, geç bakayım yanına şöyle. Bak ne oluyor şöyle ya? Şöyle bak bakayım. Ay bilemedim ya. Bak bir de şöyle bak. Ay Burcu, bu çocuk seni çok şişman göstermiş. Aa, olmaz. Bunun böyle bir boy büyüğü yok mu? Pardon, bunun X'larcı var mı bu çocuğun? Allah belanızı versin lan, hepiniz aynısınız be. Hepiniz aynısınız, lanet gelsin. ÇGH diyenler. Aydan Taş yazdı ve haykırarak oynadı. İbrahim'le birlikte yazdılar. Eser girişte Aydan dedi, kayıtlara da öyle geçti. Üzgünüm artık İbrahim'i ekleyemem. Hayır! üzgünüm kusura bakmayın. Ama gene de söyleyeyim, İbrahim'in de yazdığı söyleniyor. yer yer... Mesela... Nasıl diyeyim çocuklar, bazen... Mizah yazarken fazla direkt konuşma olumsuz sonuç verebilir. Yani elbise çıkarıp göstereyim mi değil de giyinip geleyim midir? O kadar cüretkar olmaz. O tip hatalar da skecin inandırıcılığını zedeler ki en önemlisi odur. Bir şaka güldürür öbürü güldürmez ama bu tip hatalar da skecin yani daha inceci seyirci açısından da en azından tartışmalı haline getiriyor. Yoksa finali güzeldi fakat bak final her şeyden mühimdir. Final bence GH giden skeci açıkçası. ÇGH yaptı. Yer yer çok bağırdınız. Evet. Bir de bağırarak oynamak zorunluluğuyla da ilgili bir şey vardı. Yayın sırasında biraz umuyorum sesi kısarız. Ama güzel bir skeçti. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada. Başlıyor şimdi mutlaka.
Merhabalar, hoş geldiniz. Metin'cim bir şeyi düzelteyim. Hoş geldin abi. Ratinglere baktım, detaylı ratinglere. Sen çıktığında düşmek ne kelime? Fırlıyor. Çıldırıyor ratingler. Herkes herkesi arıyor. Açın Metin keçi çıktı. Bu akışa göre öyle olması gerekir. Bence Metin, efendim, soru almayalım. Evet. Sen seyircimize... Ben bizi... Hayır, onun söyleyecekleri sizin bütün sorularınızı cevaplayacak. Hayat sürprizlerle bence hayattan gir, oradan gir. Hayat çok güzel sürprizlerle dolu. Hiç ummadığımız bir anda biri hayatımıza girer ve hayatımızın seyri değişebiliyor. Ve bazen düşmanımıza bile yardım etmemiz gerekebiliyor. Tam o anda devreye girmesi gereken duygu merhamet duygusudur. Dur bağlayacak. Dur abi bağlayacak. Bunun üzerine Murat Eken güzel bir skeç yazdı. Çünkü Murat Eken farklı güzel skeç. Ama sen skeç sunumuna geçtin. Gene bize bilmiyorum. Bir tane soru alalım, şuurlu bir soru. Tek bir soru. Tek bir soru. Tek bir soru. Sen çok tatlısın, sen söyle. Bu dünyada kadın erkek eşitliği var diyorlar ama bence yok. Neden? Kıyas. Yani. Benim sorum daha iyi diyen var mı? Ver bir arkadaş orada. Şimdi biz SBS'ye giriyoruz. SBS'ye girerken ama çok stresimiz oluyor. Ya bu stres için yani kurtulmak için bu stresten atmamız gerekiyor. Evet, ne yapalım? Güzel bir soru. Bravo. Evet. Bak faydalı, güzel bir soru. Seninki de güzeldi de. Ona çok skeçlerde cevap veriyoruz aslında. Sınava girmeden önce evet lütfen susalım. Ne yapmalıyız? O sınavların tümü gibi hayatımızın her anı aslında birer sınav. O hayatımıza çağrıştırdığımız her şey eğer iyi yönde çağrıştırıyorsak mutluluklarımız oluyor. Korkarak çağrıştırıyorsak zaten tümüyle korkular olarak üzerimize üşüyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Eğer gerçekten ustalarımızı ya da yani hani evet ustalarımızı, hocalarımızı dikkatli ve güzel dinlemişsek o heyecan kendiliğinden sönüp gidecektir. En iyisi bizi korkutan duygulardan uzaklaşmak için hayatı güzel bir şekilde... Üzgünüm dinleyin. Metinciğim. Tam bu sırada Metin'le ızdıraplı anların sonuna geldik. Alkışlıyoruz Metin Keçici'yi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben sizi çok büyük böyle koca alkışlarla alkışlamak istiyorum. Metin Sun ve Here. Murat Eken'in yazmış olduğu Doktorlar Yüksek Uçar skeci geliyor. Yüksek duygu dolu alkışlarınızla. Çok güzel hareketler bunlar. Işıklar hazır mı? Kamera yerine. Kızım yeter, kızım yeter. Hadi bakalım kayıt. Akıyor. Doktorlar Yüksek Uçar sahne 23 bölüm 8 tekrar 2. Oyun. Ya Yüksel neden 3. kattan düşen piyanoyu tutmaya çalışıyorsun hayatım ya? Ah aşkım böyle gelirken böyle yaparım yumuşatırım diye düşündüm ya. Ama pliye ile olacak işler değil bunlar. Of. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba Hemşire Hanım. Valla doktorunuz İrfan Bey sabaha karşı banyoda kayıp ayağını incittiği için bugün gelemiyor. Ama çok ağrısı var, biz yarını bekleyemeyiz. Hayır, diğer beyin cerrahımız İrfan Bey'den iyi olmasın. Ay iyi olsun ne olur. İyidir iyi, ben İrfan Bey'i harcamamak adına öyle söyledim. Sayın Demir yapacak efendim ameliyatınızı. Sayın Demir tanıdık geldi, biz geldik galiba doktora daha önce. Efendim uzman doktor Sayın Salih Demir. Salih Demir. Salih Demir. Sensin, işin her şey daha. Bir ev var, iki de çocuğa. Yok ben sensiz. Merhaba efendim. Salih Demir. Füsun Delikaya. Delikaya mı? Ben de Yüksel Delikaya. Memnun oldum efendim.
Siz tanışıyor musunuz? Hayır. Hayır. Daha önce birine benzettim. Gözüme bir şey kaçtı. Kırılsa yerinde duramaz. Efendim? Ha? Ne? Ha? Yüksel Bey, dışarıda röntgenlerinizi inceledim. Acilen ameliyata girmemiz gerekiyor. Ameliyat mı? Küçük bir şişlik sadece sarsak olmuyor mu? Olur. Eğer kocanızın hayatını kaybetmesini istiyorsanız. Kocamın hayatı mı? Evet. Bakın röntgenlerden de görebileceğiniz gibi. Şurada bir... Evet, röntgenleri unutmuşum ben. Şunu tutar mısınız? Şurayı birader az bir yaracağım, kusura bakma. Bakın hanımefendi. Şurada kılcal damarlarda çok ciddi bir kanama söz konusu. Görüyor musunuz kılcal damarları? Evet, uzun ince bir yol olmuş orada. Üç vakte kadar. Bakın tavus kuşu da çıkmış orada. Ama bereketli görünüyor. Bereketli, bereketli maşallah. Hemşire hanım, siz hastayı hazırlayın. Tabii. Ben de izninizle ameliyata hazırlayın. Ameliyata hazırlanıyor. Doktor. Kocam iyileşecek mi? Yüksel. Hayatım. Her şey çok güzel olacak. Hayatım. Tamam mı? Hayatım. Seninle biz yine bunların üstesinden geleceğiz. Duydun mu beni? Hayatım. Yarayı eliyorsun. Özür dilerim. Oh. Ben gidip doktorumla konuşayım. Ben de sizi dışarı alayım. Tamam. Oh. Sağ ol. Gir. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hipokrat yeminime bağlı kalmaya çalışıyorum. İzninle hazırlanmam gereken bir ameliyat var. Seni beklemediğimi mi sanıyorsun? Aramadığımı mı sanıyorsun? Kısa zamanda kendine birisini bulmuşsun Füsun. Aramana gerek kalmamış. Dinle beni. Dinleyecek bir şey yok Füsun. İnatçı davrandım. Arkaya yok olacağım dedin. Sesimi çıkarmadım. Mısır'a kazı yapmaya gideceğim dedin. Ona da bir şey demedim. Yaptığın kazı... Yaptığın kazı üzerine çöktü dediler. Yıkıldım. 2 yıl sonra yapılan araştırmalarda bulunamayınca öldün dediler. Bitti. Ölmedim ama. 6,5 yıl Firavun'un mezarında yaşadım. İçinden akan derenin suyunu içtim. Avladığım tatlı su balıklarıyla beslendim. Geceleri çok soğuk oluyordu. Evet, neticede Firavun'un mezarıydı. Etrafım zenginliklerle doluydu. Altın tuvalete sıçıyordum. Ama hep seni düşündüm. Her gün seni düşündüm. Orada buldum, ipek halılara sarındım. Kendime yatak yorgan yaptım. O ipek halılar ve senin hayalin beni sıcak tuttu. Halılar kirlendikçe derede yıkadım. Kirlendikçe yıkadım. Öldün dediler. Unut dediler. Neticede ben Kahire'den sadece 6 kilometre uzakta bir arkeologdum. Tek ihtiyacım olan şey bir çivi ve bir çekişti. Günde 2,5 metre, 2400 gün boyunca kazdım. Güzel bir bahar sabahı, Kahire'nin ortasındaki Rogar kapağından çıkmaya hazırlanıyordum ki, içinde bulunduğum mağaranın tavanı bir turist kafilesinin ağırlığını tartamayarak çöktü. Beni buldular. Çıkınca fark ettim. 6 kilometre böyle kazacağıma 25 metre böyle kazsaymışım için köy varmış. Mağaradayken fark edemiyor insan. Hayatına devam et dediler. Evlen dediler. Beni başgöz ettiler. O gün hayatımda artık aklımda tek bir fikir vardı. Yıllarca edindiğim birikimi kullanacaktım. İpek halı bakımı ve yıkama üzerine dünya markası haline gelecektim. Seni de yanıma alarak sultanlar gibi yaşatacaktım. Kahire'nin tam ortasında Katay Halil Hayyalil diye bir dükkan açtım. Katay Halil Hayyalil. Oraya gittim ben. Gerisi zaten tahmin ettiğin hikaye. Şimdi artık bir beyin cerrahi. İzninle. Girmem gereken önemli bir ameliyat var. Salih. Hı. Onun hiçbir suçu yok. Ona iyi bak, tamam mı? Merak etme. Ona da çok iyi bakacağım. İzninle. Salih. Salih. Bir tek sen eksiksin. İşim gücüm her şeyim.
Hazır mıyız? Hazırız efendim. Nasıl hissediyorsunuz Yüksel Bey? İyiyim doktor bey. Hiç merak etmeyin, emin ellerdesiniz. Evet. Hayatımdaki en zor ameliyatı yapıyorum hemşire. Anlıyorum efendim. Yüksel, maalesef anestezi yapamayacağız. Aa, neden? Alkol kullanmışken anestezi yapamıyoruz. Alkol almadım ki ben. Ben aldım. Efendim? Ha? Ne? Efendim, buyur. Yüksel, anestezi kullanamayacağız çünkü beni yönlendirmen lazım. Kanaman çok riskli bir bölgede. Tamam. İzninizle ofisime geçip matka bağlamam lazım, unuttum. Tamam. Hazırsan başlayalım Yüksel. Hazırım. Ufak bir delik açacağım önce. Tamam. Şurası mıydı? Yok, birazcık sağa. Böyle. Biraz aşağıya. Böyle. Ha, tam yaranın üstü diyorsun. Oh, ha, evet. Tamam canım. Ah, yaranın. Kaşıyım kaşı, seni. Kaşı. Oh, etrafında birazcık kaşı. Oh, çok sağ ol. Oh, çok iyi. Çok iyi. Hadi gel. Başlıyoruz. Bismillah. İyi mi? İyi. Devam et. Devam et. İyi. Oh, bitti. Oh. Bitti. Şimdi Yüksel. Sinir uçlarına baskı yapacağım. Hı. Benimle normal konuşmanı istiyorsun. Tamam. Normalin dışında tamam. Bir şey söylersen müdahale etmemiz lazım. Tabii. Tamam. Yüksel'cim alfabeyi sayar mısın bana? Tabii. A. Güzel. B. Evet. C. Yüksel. Efendim? Yüksel. Ha. D. Aha. E. Evet. F. Güzel. G. Demek ağrısı. Yumuşak G. Burada değil. Biraz da şurayı deneyelim, devam edelim. H. Hı hı. I. Hı J. Evet. Z. P. T. Yüksel iyi misin? Yüksel! Ha, yok iyiyim. Ben hep J'den sonrasını zaten hep karıştırırım. Sorun yok. Korktum, bir şey oldu benden, zannettim Yüksel. Benden. Tamam. O zaman normal şeylerden bahsedelim. Bana biraz kendinden bahset Yüksel. Tamam. Ben Yüksel. Evet. Evliyim. Harika. 32 yaşındayım. Çok güzel. Çok güzel bir işim var. Evet. Şurası olabilir. Biraz da tütük yiyip çaça yapalım. Aha, bulduk. Burası bak. Bu mesleğin burada bak. Damarları bağla, böyle takıl bak. Haydi. Evet. Yüksel. Tamam. Dur. Yüksel yavrum. Yeri bulduk. Yüksel, bana güvenmeni istiyorum. Tamam. Şuraya ufak bir açıklık yapacağım. Tamam. Ondan sonra her şey bitiyor, tamam mı? Tamam. Şurayı açacağız yalnızca. Tamam. Hadi bakalım. Bir tek sen eksiksin. İşim, gücüm, her şeyden. Evet, Füsun Hanım, size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötü haber alayım. Kötü haber. Ay. Kocanız maalesef artık sebze oldu. Bakın, brokoliden farkı yok. İyi haberse, seni sevmeyi hiç bırakmadım Füsun. Beni affedebilecek misin Füsun? Bana bir şans daha verebilecek misin Füsun? Mutluluğu tadalım. Ali. Füsun! Hocam çok iyi oldu. Böyle dizim Murat ne yapıyorsun? Öpüşme sahnesi var mıydı burada? Açtım sana, bir şey oldu mu? Ya hayatım biraz fazla ısırdı buralarıma ama. Hocam böyle doktor mu olur? Gözünü seveyim, konuşur seni hastane. Ya kanal böyle işte Murat'cığım. Hocam benim rolüm sürekli mi? Ben taksitte girdim de araba aldım. Öldün şirket. Evet, şimdi dış planlar. Toplayın seti. Ne olursun taksitten. Gün gidiyor, gün gidiyor. Ya bu kan şart mıydı diyenler? Sen değil mi bir şey oldun? Çok güzel hareket diyenler. Güzel bir parodiydi. Ayrıca Yalın'ın şarkısı ne kadar güzel olmuştu. O ne güzel bir şarkı ayrıca. Bir tek sen eksik söyle. İşim, gecim, her şeyim tamam. İçinde böyle hikayesi de var ya, çok hoşuma gidiyor. Bir ev, yuva, çocuklar. Parodi olduğu için çok iyi bir parodi uygulamasıydı. Biraz ameliyat kısmının hafif uzamasından birlikte skeç coşarak final yaptı. Murat Eken'i alkışlıyoruz yazar olarak. Murat tipi bir skeçti gerçekten de. Uygulaması da sevimliydi. Ben sen birkaç defa daha gelirsin diye düşünüyordum. Normalde bu kadar uzun çekmeyiz ya aslında. Evet. Gerçi bir ara film olduğunu unutmamızda da yarar vardı. Bence güzel bir skeçti. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada.
Bursa'da. Dişi. Ay Bursa varmış. Ben biliyorum. Geldim. Hoş geldiniz. Tamam. Tamam yedim. Ya tamam, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben oraya tamam. Geleceğim de bir kısmınız da burada. O yüzden burada da iyi. Hani yok yok geleceğim. Geleceğim. Tamam geleceğim. Dur, tamam. Geleceğim. Ne zaman? Gideceğiz tabii. Siz Bursa'dan gelmişsiniz. Ben buradan gelmez miyim? Şimdi sırada Güren Tekin ve Şahin Irman birlikte skeç yazmıyorlardı. İkisinin ilk defa birlikte skeç yazdığını göreceğiz. Biri gurbete giderse ardında neler bırakır ve kafasında hangi soru işaretleri kalır? Böyle bir nebze olsun biraz böyle duygusal da bir skeç izleyeceğiz. Götür Beni Gittiğin Yere adlı skeç geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Anne enseme vurma ya. Ya hanım yeter artık. Ne oluyor sana? Hepimiz gurbete gittik. Ne var bunda? Ama Bülent daha çok küçük. Ersin gitse olur da. Bülent. Ersin keşke gitse hiç gelmese. Onun gibi evlat olmaz olsun. Sabri Bey, Ağrı çok mu uzak ya? Yok yok çok uzak değil. Git gel Konya 6 saat. Konya? İşte Konya'dan sonrasını hesap et. Bülent! Aşkım! Aşkım neredesin sen ya? Sen neredesin? Bebeğim sen neredesin ya? Aşkım! Sen neredesin ya? Aşkım! 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 Doğru ikiz gibi bağırma aşkım! Gidiyor musun sen? Aşkım gidiyor musun? İkiz gibi bağırma aşkım! Aşkım ikiz gibi bağırma! Sen gidiyor musun? Sen gidiyor musun aşkım? Ay! Oy bakayım sana! Oy bakayım sana! Oy bakayım! Gidiyor musun? Oy bakayım sana! Oy! Oğlum, yavrum. Gidiyorum ben. Tamam oğlum. Bülent, oğlum gel. Geç kalmadın oğlum gel. Kalmadın aşkım, daha 20 dakika var ya. Gidiyorum ben. Oğlum bana vurma ya, ona vur oğlum. Ona vur. Hayvan herif! Vurma anne! Vurma anne. Tamam, bir şey olmaz. Oğlum, yavrum. Gel annem, annen koklasın azıcık. Al köpeği gibi kokluyor. Annen koklasın çocuğum. Yavrum. Sabahtan beri kokluyor. Çocuğumu yıprattı. Kızım anlıyorsun. Daha var 20 dakika var aşkım. 20 dakika sonra kalkıyor otobüs. Yavrum benim. Evladım benim. Ha çocuğum. Ha evladım. Anneciğim, koklayayım. Niye unuttunuz anne? Niye unuttunuz canım, anne? Koklayayım diyorum seni yavrum. Hanım bırak çocukları. Rahat bırak. Ne bırakacağım canım? Bak çocuğum o kadar kokunu seviyorsa ben senin tişörtünü kirli tişörtlerinden bir tane veririm ona. Koklar durur sen gelene kadar. Anne ne kirli tişörtü? Köpek mi bu ya? Ne var? Babam bana gurbete giderken çoraplarını bırakmıştı. Donumu mu bıraksaydım? Aşkım bekleyeceksin beni değil mi? Bekleyeceğim aşkım. Niye beklemeyeyim? Şurada 10 dakika kalmış. Aşkım ondan bahsetmiyorum. Hani ben gidince bekleyeceksin beni değil mi? Ya aşkım otogarda niye sap sap bekleyeyim? Evime giderim evde beklerim seni ya. Çok salaksın aşkım. Çok özleyeceğim seni. Sen bana ne bırakacaksın? Bak anan ben çorabı. Ben ne? Atkı mı bırakayım aşkım? Atkı mı bırakayım atkı ben? Atkı da ben. Onu ben ördüm ellerimle. Anneciğim tamam pintilik yapma. Atkı ya, alt üstü ya. Ya onu ben ördüm. Anne oğlum, tamam dersin ya. Ben seviyorum. Hayır, bırak, aşığım. Seviyorum. Bırak. Tamam. Benim bırak. Benim oğlum. O benim oğlum. Bırak. Gel acıktım sana bir tost bir şey alayım. Ne tostu? İstemiyorum ben. Gel çift kaşarlı alayım. Ya istemiyorum kaşarlı maşarlı. Tamam tek kaşarlı alayım. Gel. Ay bir gün dedi ki köfte alayım. Döner alayım. Ben kaşar seviyorum. Biliyorum, biliyorum. Oğlu da öyle. Aşkım bekleyeceksin beni değil mi? Aşkım tam olarak nerede bekleyeceğimi gerçekten anlamadım. Cehennemin dibine. Nerede bekle? Evde bekle işte aşkım ya. Tamam ama gelmeden önce haber ver de eve kapatmayayım kendimi. Tamam aşkım. Tamam mı? Telefonla mı? Ne oluyor ya? Kim o? Kim o? Ha Meltem, bu akşam parti vardı. Onu hatırlatmak için mesaj çekmiştim. Ne partisi ya? Cumhuriyet Halk Partisi. Ne partisi olacak? Bildiğin normal parti işte. Gidecek misin aşkım? Aa giderim, ayıp olur. Püh! Gurbete gidiyorum. 2 yıl ben gurbetelilere daha ilk günden partiye gidiyorsun ya. İlk günden biraz bekler insan ya. Ne var ya? Bunda
bak sana yine aldım hepsini göstereyim. Bu akşam giyeceğim, nasıl? Yuh, bu ne lan? Ne var? Bunu mu giyeceksin? Bunu giyeceğim. Hiçbir şey giymeyeceksin yani, çıplak gideceksin partiye, onu diyorsun sen ya bana. Ya yapma Bülent ya. Burcu? Aa Emre, ne haber? Ya iyi ya, nasılsın, ne yapıyorsun burada? İyiyim, ne yapayım, erkek arkadaşım doktor da göreve gidiyor. Göreve gidiyorum ben. Bu merhaba. Burada tek merhaba, nasılsın kardeşim? Eyvallah, sağ ol. Ya telefonun var değil mi sende? Aa eskisiyse hala bende kayıtlı. Ya eski de, arasana beni. Tamam, araşırız, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi ya kardeşim. Kardeşim, görüşürüz. Kardeşim. Kardeşim, arayamazsa çok şey yapma, görüşürüz. Kontrol yok onu. Canım benim ya, çok tatlı çocuk biliyor musun? Aşkım bu kim? Emre. Emre kim? Az önce giden. Kim yani, o kim o? Ya eski bir arkadaşım. Arayacak mısın? Ararım aşkım, ayıp olur. Aşkım arama ne olursun, ben yoksan kimseye arama, bak cevapsız bile arama ne olur aşkım ya. Ya Bülent niye böyle yapıyorsun, gidiyorsun diye ya, güvenmiyor musun bana? Aşkım ben sana güveniyorum, ben çevreye güvenmiyorum, zaman kötü kolla kendini Burcu, ne olursun ya. Ya yapma böyle Bülent ya, gerçekten yapma ya. Of. Bekleyecek misin beni? Bekleyeceğim aşkım, bekleyeceğim. Kesin bekliyorsun ya. Bekliyorum ama yani eğlenmeye hakkım yok mu benim, gitmeyeyim mi partiye falan? Gitme. Sen de gitme o zaman. Mecburum, ne yapayım? Görev. Biliyorum. Ve hiçbir şey yapamıyorum. Akşam partiye gidiyorsun ama nasıl hiçbir şey yapamıyorum? İşte o yüzden gidiyorum. Senin gittiğini düşünmemek için. Aşkım gitme ne olursun. Sen de gitme o zaman. Mecburum. Sen gidince soğuyor yatak, gece uzuyor. Bırak, hadi bırak. Ama geç kaldı. Tamam geç, ben söyleyeyim. Sen söyle. Bırak sen. Şahin hadi oğlum, otobüs kalkıyor. Baba bir dakika ya. Hadi çocuğum. Baba bir tane daha öpeyim, ne olur. Lan bırak, kene gibi yapıştın. Tamam annem, geç kaldı. Anne bir dakika, anne bir dakika. Anne, ya. Otobüs. Ya tamam gideceğim. Lan dur, dakika ya. Ya bir dakika gideceğim baba ya, bir tane daha öpeyim. Öpme tamam anne, veriyorum. Anne veriyorum. Kızım, anne seni öpeceğim, bir dakika ya. Oğlum otobüs kalkıyor. Kaptan beklemiyor. Ya kaptan beklemiyor. Hadi gidiyorum ben. Aşkım gidiyorsun. Ben gidiyorum. Lan baba kızım. Gidiyorum. Hadi. Hayırlı yolculuk. Oğlum otobüs beklemiyor. Çok güzel hareket diyenler. Bak en çok bunlardan uyarı alıyoruz aslında. Her önüne gelene vuruyorsun. Anneye babaya vurulur mu lan? Neyse sen gerçekten cezasını verdin ama vallahi bunlara çok kızıyorlar. Bir de bize gelen uyarı kağıtlarında okuyunca bayağı ciddi ciddi öyle şeyler yapmışız gibi. Mesela ne bu rolün ismi? Rolün? Senin rolün Bülent. Şimdi öyle yazıyorlar. Bülent'in gelip annesine vurmuş olması falan. Ya şimdi lan zannedersin hakikaten biz yani yanlış anlamalara yol açıyor. Özellikle el kol hareketi yapmayın. Aile büyüklerine vurulmaz. Biz sadece tam vurma aslında, değil ama. Biz sadece aslında bir şeyleri birazcık abartıyoruz ya. Aslında normalde de öyle seven insanlar var. Var abi. Var. Çocukluğumuzu hatırlayın, böyle bam güm girişirdi, akrabalar vardı. Bayağı öyle sevenler var. Gülhan'ın Allah'tan bizim evde öyle bir adet yoktu. Ama o böyle birbirine vurarak sevme diye bir şey var. İşte o yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Siz bayağı ailede yapılıyormuş. Çokmuş. Güzel bir skeçti. Bir göndermeleri de tatlıydı. Oldu bu, güzel oldu bu. Yanlış mıyım? Magazin basınında Şahin de aramıyor. Arada geliyor. Geliyor. Bu ara çok mu denk geldim ya? Yok hocam, bu ilk yani. Uzun bir aradan sonra. Uzun bir aradan sonra sağlarım. Ama tekrar. BKM içinde açık ara önde giden arkadaşımız. Hocam Eser var, siz onu hep unutuyorsunuz. Eser. Hiç ben Eser'in haberlerine denk... Eser hocam, çıkıyor mu magazinde? Hocam denk gelmemiştir tabii. En çok kim çıkıyor magazinde? Oğuzhan mı? Gel gel. Gel cevap hakkı da oluyor. Gel buraya gel gel. Hayır dediler ama senin için. Hocam hayır. Ben genelde Şahin'le çıkıyorum geceleri. Onu çekerken ben de gözüküyorum ya. Ben, ben bir tanesine denk geldim. Şahin'i trafikte çevirdiler. Ama sen kullanmıyordun galiba.
Ben kullanıyorum. Ha. Bak, magazinde çok görünüyor. Seyirci coştu bunlar der. Der misiniz? Coştu der misiniz? Dersiniz. Demez misiniz? Boş koyun işi o zaman. Olur böyle şey? Bir daha görmeyeyim. Daha böyle edebiyatla ilgili, sanatla ilgili sayfalar, kültür sanat sayfasında göreyim. Metin Yıldız'ı hep orada görüyorum. Bir kere de Hamdi'yi görmüştüm, çok komikti. Hamdi'yi Cihangir'de çekmişler. Artık yani böyle geziyorlar. Kız Cihangir'in daha yukarısında oturuyordu. Hamdi'lerin bloğun üstü. Yılmaz abi, ev ekonomisi köşesinde Gülsüm'le ben varız. Tabii tabii. Mantel örnekleri falan. Sizinle gurur duyuyorum. Örnek bir şeyiniz var. Bülo da gitti. Şimdi şu anda Bülent bizi İnşallah birliğinde mi seyrediyor? Herhalde. Evet. Hani Bülo selam söyle bütün arkadaşlara oradaki. Vay be. Skeç topla bizim için. Orada söylüyorlardı bu zaman malzeme olur falan. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Ataerkil bir toplum olduğumuz için böyle hep erkek adam yapar mı? Erkek adam hiçbir şeyden korkmazlarla büyüdük. Aslında erkeklerin de zaafı vardır ve bu zaaflar böyle yerli yersiz ortaya çıkabilir. Bu konuyu ele alacağız şimdi. İbrahim... Abla hapşırdınız mı? Ya... Orta sıradan dedim. Pıçuu yaptı hocam. Çok tatlıydı. Böyle hapşırıyorsanız hep hapşırın. Ve... Bak konu da gitti, kafa neydi yazık. Heh, skecimizin ismi Korkuyorum Anne. İbrahim'le Zeynep yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Çok güzel hareketler bunlar. Ya İbo, evde mi takılacağız abi ya? Cumartesi gecesi çıkalım, takılalım. Taksim'de baksın bir şeyler yapalım abi ya. Abi şimdi Taksim'e çıkmayalım, orada vardır ara sokaklarda iti kopu vardır. Korkarım acı ben ya. Şey yaparız yani. Ya ne korkarım abi? Film mi izleyeceğiz? Sürekli film. Oğlum izleyelim işte film. Ne kadar güzel. Bak şunu izleyelim ya bak. Ne yapıyoruz? Brad Pitt'in filmi kanka, harika. Filmin sonunda Brad Pitt ölüyor. Ya sonunu niye söylüyorsun oğlum? Kanka sonra yok, sonunda niye öldü diye bana hava yapma yani. Ben baştan söyleyeyim sana ya. Yani. Hastasın sen ya. Kanka bunu izleyelim kanka. Ne o? Oha! Lan bu erotik. Erotik mi? Erotik. Ne, adı ne onun? Aşk bir sabunsa köpürt beni pakize. Oğlum benim değil. Benim değil abi. Bu ne oğlum bu? Oğlum sen hala erotik film mi izliyorsun? Hayır sen kaç abi istemiyorum. Ya bırak. Oğlum ya, üstüne Titanic'i çektim ya. Üstüne Titanic'i çektim. Yalnız Titanic yetmedi DVD için. O yüzden filmin sonu hiç duygusal bitmiyor kanka. Ne oluyor filmin sonunda? Ya Titanic batıyor kanka, sonra bir cümbüş başlıyor, sorma yani. Sen ne oğlum vallahi istemiyorsun lan. Kadar adamsın, erotik film almışsın gibi. Film izliyorsun. Ya. Kanka dur, ben çantanda şey var mı film? Bir korku filmi var. Ya ne korku filmi abi ya? Korku komedi. Ne? Abi ne? Korku filmi izlemeyelim. Ya bir şey olmaz. 3 tane arkadaş var, ruh çağırıyorlar kanka. Adı ne filmin? Ruhuna Fatiha. Çalışır. Güzel abi. Abi korku filmi. Az madem dışarı... Ya madem dışarı çıkmıyoruz, oturalım. Böyle korku filmi falan bir heyecan olsun. Ya izlemeyelim abi ya. Valla otur. Çök. Başlayacak ya. Hadi çök ya. Madem film diyor. Evde. Tamam. Hazırsanız başlatıyorum. Başlattım. Gördük. Belgesel mi ya? Ne oluyor ya? Kanka değişmeyen aslan. Oğlum okusanıza yazın. Heyecanı var, dur sakin ol. Oğlum Korku Dağı tanıtımında başladı ya. Bu aslan, izleyeceğiniz eserin tüm hakları yukarıdaki aslana aittir. İzinsiz kullanıldığında saldırır, kıtlar Allah yarattı demez. Uva göre. Hadi film başlasın. Hey girl, what's up? I'm bored, man. Bir dakika, ne oluyor? O nasıl bir... Kız Angle, ne yapıyorsun? Ne yapam içim daralı. Oğlum, altyazı yazan Karadenizli herhalde, anlamadın mı?
İçim daralıyor. Hey, maybe we can play something, huh? Please. What are we gonna play? Please. Hey, we can call for something maybe from another world. Hey, fuck up. Hey, goddamn it, all right? Goddamn it. Fuck you, man. Shut the fuck up. Yeah, fuck! Oğlum böyle oyuncular perişan olur. Şunu Türkçe yap, gözünü tamam, seveyim. Bak sen Karadeniz çevirmişsin. Neyse beğenim ya. Tamam Türkçe. Ne yapacağız? Vallahi ne yapalım? Madem üç tane deniyor genç bir araya geldik. Gecenin bir vakti ıssız. Ruh çağıralım. Ya gelmezse? Ruh gelmezse Rus çağırırız kanka o zaman. O gelir herhalde. Ayıp ediyorsun sen. Vallahi. Masayı çek sen. Kanka. Ruh nasıl çağıracağız oğlum ya? Çağrı falan mı yapsak? Bir de ödemeli yapalım kanka. He. Kalkın, ben biliyorum nasıl çağıracağız. Nasıl çağıracağız? Elle tutuşun. Selena! 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 Allah'ını Selena! 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 Gelmiyor. Bir daha de bakayım Selena. Selena! Ya otur Allah'ını seversen. Selena diye Rum'u çağırdı izliyorsunuz dizileri. Kafayı yediniz ya. Şey lazım, şey. Fincan olan var mı? Aa, bende var, bende var. Nereden çıktı lan bu? Ben kahvenin tiryakisiyim kanka ya. Vallahi içmesem de taşıyorum yanımda. Çok güzel kanka, taşı sürekli. Dur, ambiyans yapıyorum. Yap, tamam. Koyun işaret parmaklarınızı. Ey ruh! Gel. Başka bilmiyorum ne. Gel ruh. Gel buraya. Gel biri. Gel. Bir dakika bir şey oluyor. Bir şey yazıyor. Ne yazıyor oğlum burada? Fincanı taştan oyarlar. Oğlum. Biri oynatıyor lan oğlum. Ne oluyor lan? Ruh, bir dakika dur anlarız. Ey ruh. Geldiysen bize ses ver. Ses ver. Sesini duymak yapalım. İstiyoruz ruh. Peki. Ben günlerim oldu. Seni anmadım, seni sormadım. Aman hemen esnaflık ya. Bırak başka bir şey doğru dürüst bir şey söyleyeyim. Oğlum ben çok korkmaya başladım lan. Kanka ben de çok korkmaya başladım ya. Sen ne diyorsun oğlum? Oğlum kokmaya başladım ya. Kokuyorum bir aydır yıkanmıyorum. Ne hemen şey yaptın ya? Ulan şu film korkuyor mu lan? Ne korkması abi? Saçmalama ya. Ya aç. Kanka yol yakınken geri dönelim ya. Başımızı belaya koymayalım. Zeynep bir şey yapalım. Bir dakika dur. Oğuz. Aradığınız Oğuz'a şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. The person you have called cannot be wrong. Lan oğlum ne yapıyorsun? Kolumu morartacaksın İbo. Ne yapıyorsun ya? İbo ne yapıyorsun oğlum? Kanka sıkıştım ya. Tuvaletim geldi. Ondan sıkıyorum yani. Şey olsun. E burayı sıkınca çıkıyor mu oradan? Ne ayakası var ya? Kanka olduğu kadar ne yapayım yani? Tamam. Ya koca adamsın. Korkuyorsan gidelim izlemeyelim. Abi ne korkması? Ürperdim ya. Bir ya bir susun da bir film izleyelim. Tamam abi izleyelim ya. Ne yani? Kolumu koparacak ya. Oğuz ne olur bir şey söyle. Zeynep galiba Oğuz'un içine ruh girdi. İçime ruh girdi ama kafayı tam tur döndüremiyorum. Bu kadar dönüyor. Çık arkadaşımızın içinden çık. Bu ne lan bu ne? Ne istiyorsun bizden? Bu evden gitmenizi istiyorum. Bu ev benim, defolun buradan. Tamam paylaşalım, evi paylaşabiliriz. Evet. Kiraya ortak olmam, bulaşığı yıkamam. Tamam, ütü benim ama tuvalet ellerinden öper canım. Sus sarı çıyan, bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Amenin. Parmaktan sonra. Zeynep ne oluyor Zeynep? Sanırım Oğuz'un içine çarkı felek girmiş. Tamam çık artık git. Tamam biz korkmaya başladık çık. Madem beni çağırdınız sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Amenin. Uğur derin dondurucu. Amenin.
Yardım edin! Korkaklık yapma, çık arkadaşımızın içinden. Çık! Yüzünü göster. Hazır mısınız? Çıkıyorum. Oğlum ne oluyor sana İbo? Korkuyor musun abi? Üçüncü sınıf korku filmi lan bu. Abi ürperiyor insan arada çıktın. Ne korkması ya? Oğlum, ellemişsin lan. Ya oğlum saçmalamayın ya. Oğlum o gerçek mi yani? O kandil, salça, o çarşaf. Biliyorum yani ben. Önce hanginizi öldüreyim? Önce şişman veya gözlüklü. Biz izleyiciyiz abi. Size bakma. Hani şiş... Ailece korkarak izliyoruz. Çok evet. Güzel. 22 aylık bir kızım var sizi görünce cici cici diye seviyor. İnanılmaz. Su içiriyor. Selam. Ha. Şişman ve gözlüklü izleyici olduğuna göre o zaman sırada sarışın var. Çakma sarışınım ben. Bak dibim geldi benim, dibim. Çakma çakma. Beni öldür, beni bunu öldürme. Bu salağı öldür. Bunu öldür ya. Eşinizi öldüreceğim. Sarşafın içine alıp zort zort gideceğim. Ya da ölümlerden ölüm beynim. Buyurun katalog. Ver bakayım. Oğlum elektrikler kesildi ya. Tamam kesildi. Dur, ben bunu getireyim. Oğlum bir yere gitme, elektrik ya, bir yerine bir şey. Oğlum gitmeyin ya, oğlum bir yerinize tamam, bir şey olur. Tamam, oturun ya. Sakin ol, niye korkuyorsun oğlum? Oturun. Korkma. Abi karanlıkta bir şey olursa o yüzden oturun diyorum. Ya abi. Bir dur ya, tamam bunu getir. Gel, elektrikler geldi tamam. Abi oturun. Ne var ya oturun işte. Allah film izliyoruz işte. Şaka yapıyorsun İbo. Hadi canım. Abi terledim ya. Terledim ya. Buradan böyle aktı aşağıya ter yani. Buradan başladı. Ya insan öyle simetrik terler mi bu? Bırak bana. Bunu bunu yapma ya. Terledin ya. Ya sana yazıklar olsun ya. Koca adamsın. Korku filmi korku izlerken altın pis sana be. Ya abi korkmadım. Ya bırak ne korktun? Sen erkek, erkek misin be? Ya ne erkek diye. Sen şu Pakize'yi izlerken de korkardın. Ya ne korktun abi saçma. Ya bırak korkak çıktı. Koca adam korkak çıktı. Rezil adam seni bırak be. Eh yeter be. Evet korktum. Sen hiç mi gök gürültüsünden korkup annenin babanın arasına süzülmedin? Peki ya sen? Hiç mi sokak köpeklerinden? Tüh yazıklar ama devam et. Hiç mi sokak köpeklerinden kaçarken kıçından kıtlatmadın? Peki ya sen Ruh? Hiç mi üzerindeki çarşaf renklilerle yıkanır da korkunçluğumu kaybederim diye korkmadın? Sadece ben sen korkak olan kabul ediyorum. Ben korkam. Ben korkam! Abi yapma ya. Elektrik kesildi. Ya kesildi. Ya skeç bitti. Sakin ol. Çok 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 güzel hareket diyenler. Allah iyiliğinizi versin. Ne diyeyim valla. Evet, günün son skeciydi. Diğer godikler de gelsinler. Biz de istiyoruz. Önümüzdeki 700 dakika yapalım ama ancak 100 dakika yapabiliyoruz. Ha, bugün herhangi bir skeçte oynamayanlar öne çıkabilir mi acaba? Bu geceki gösterimizi Bülent'e ve şimdi oradaki arkadaşlarına gönderiyoruz. Onların şerefine oynamış olalım. Kolay gelsin Bülo. İyi akşamlar hepinize. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Gemlik Kültür Dershanesi. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Canımsın, sağ ol. Çok teşekkürler, sağ ol. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Gel. Bu hafta Sakıp Sabancı'nın 6. ölüm yıl dönümü. Onu da buradan saygı ve özlem. Evet, evet. Bu gecenin alkışları Sakıp abiye gitsin. Benim çok sevdiğim biriydi. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun.